Öncelikle herkese selamlar. Lokman 2 Üniversitesi'nde 4 yılımız aslında şöyle, aralara pandemi zamanı falan da girdi. İlk 2 yıl çok güzeldi. Sonrasında okuldan biraz koptuk. Bu süreçte online eğitimlerle devam ettik falan. Ama gayet güzeldi. Okula ilk geldiğimiz sene içerisinde okulu gezdik. Çok güzel. Her şey yeni, sıfır, mükemmel böyle. Ve biz de bu süreçte BESU sınavlarına hazırlık yapıyorduk. Sağlık tabanlı bir okula girdik. Arkadaşlık ilişkilerimiz başlarda yani açıkçası ben okulla hiç alakam yoktu. Ben dersimi yapayım, işime gideyim. Okulda hiç vakit geçirmeyeyim. Hiç arkadaşımla olmak istemiyordum açıkçası. Ama bu son 2 sene çok yakınız. Yani bir dostluk oluştu. Hiç kopmasını istemiyoruz açıkçası. Üniversitenin en çok kattığı bize birkaç arkadaşımız. Beni zorlayan dersler açıkçası ilk başta. Yani hepimizin, her sporcunun zorlandığı derslerden biri anatomi. Çünkü anatomi insan yapısıyla alakalı olduğu için ve kinesiyoloji de hareket bilimini incelediği için bu süreçte biz sporcular biraz işin Latince kısmını öğrenmekte biraz zorlandık. Ama tabii eğer geçmişinizde sporla alakalı bir geçmişiniz varsa daha aşina olabiliyorsunuz. Özellikle fitness sektörüyle ilgilenen arkadaşlarımız bölüme geçtiği zaman zorluk çekmeyecek. Çünkü örnek vereyim, yani biceps veya triceps, bunun anatomik terimlerini incelediğiniz zaman gayet kolay olduğunu anlayacaksınız. Tabii insan hareket bilimi de, kinesiyoloji de hareketlerin nasıl yapıldığı, nerelerin çalıştırıldığı, hangi kas gruplarının incelendiğini öğreten ders olduğu için biz ilk başlarda bunlarda zorlandık. Zaten sonrası uygulamalı olduğu için eğer spora biraz yatkınlığınız varsa bu süreçte kendiliğinden geliyor. Herhangi bir sporla uğraştıysanız. Mezuniyet sonrası planlarım, zaten biz aktif olarak 4-5 senedir çalışıyoruz okula başladığımızdan beri. Okula girdik, ilk sene işe girdik. Hala aynı yerde, yani abi kardeş olmamızın avantajı da ilerideki tek hedefimiz salon açmak istiyoruz. Ve buradaki arkadaşlarımızla da ortak iş kurup devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer olursa bakalım. Benim gelecek için planlarım şu. Ben zaten bundan önce 12 yıl fitnessle uğraşıyordum. Fitness sektöründe yer alıyordum ve çeşitli bazı spor salonlarında çalıştım. Bizim şöyle bir eksi yönümüz var. Biz Vakıf Üniversitesi'nde okuduğumuz için devamsızlık sıkıntımız oluyor. Ve biz bu fitness sektöründe bizim yaşıtlarımız meslekte ilerlerken biz devamsızlık sıkıntımız olduğu için derslere katılım konusunda biraz sıkıntı çektik açıkçası. Bu bir gerçek. Bu süreçte de hani bizim sektörümüzde özel ders kavramı olduğu için nereye gidersek gidelim, yüzme, basketbol, tenis, çünkü biz bir antrenörüz ve karşıdaki insanların saatiyle birlikte kendi saatimize uyum içerisinde olmamız lazım ki bu süreçte özel ders, yani personal coaching verebilelim, hizmet verebilelim. Son sene olduğumuz için biraz daha esneyiz. Hocalarımız sağ olsunlar biraz daha esnek davranıyorlar. Hani anlıyorlar. Çünkü hani para kazanmaya başlamamız lazım bir şekilde. Hele ki bir de ben sınıfın en büyüğü olduğum için hani askerliği var bundan sonra işte vesaire. Hani bu süreçte para kazanmamız lazım gerçekten. Hani insan bir süre sonra son sınıfta okulu biraz unutuyor. Para kazanmaya başladığı zaman şey olmaya başlıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu bölüme başlayacak olan arkadaşlar mutlaka sektöre atılması lazım birinci sınıftan. En kötü bir şey öğrenmesi lazım. Çünkü bu sektörde mezun olduktan sonra çıktığınız zaman kendinizi çırılçıplak hissediyorsunuz. Ve hani ne yapmanız gerekiyor, ne yapmam lazım, akademik mi ilerlemem lazım, işte herhangi bir yerde özel ders vermem lazım. Bir şekilde pişin, işin hakimi olmaya çalışın. Çünkü hani ben bu sektörde ilerlediğim için artık bazı şeyleri öğrenmeye başladım ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Eğitimlere katılıyorum, seminerlere katılıyorum. Önüme gelen her şeye katılıyorum. Hani siz de bunu yapmaya çalışın. Ha, bir hedefim daha var. Burada akademisyen olabilirim. Lokman Hekim Üniversitesi'nde bunun için çalışacağım. Kendime de güveniyorum bu süreçte, zaten akademik bilgiyle de kendimi geliştireceğime inanıyorum. Gelen arkadaşlarımıza da okulu tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ve aslında A, B okulu hiç fark etmez. Okulun hiçbir önemi yok. Buradan sonra kendinizi geliştirmenize bakıyor tamamen olay. Dediği gibi abimin de okulun başından direkt sektöre atılmak gerekiyor bu işi öğrenmek için. Benim branşım, bir spinning stüdyosunda çalışıyorum. Bayağı köklü bir spinning stüdyosu. Onun dışında aktif olarak grup dersleri ve PT veriyorum, personal training. Üyelerimize özel ders yapıyoruz, çalışıyoruz. Bu şekilde. Evet, Türkiye'nin en köklü spinning stüdyosu. Benim branşım zaten fitness.
12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Daha öncesinde basketbolla başladım spor hayatıma. Ankara Gücü'nde oynadım fakat işte hani Türkiye şartlarında sporcuya çok değer vermiyorlar açıkçası. Diyorlar işte hani oku, işte büyük memur ol vesaire şey yap. Hani bu tarz şekilde yönlendirdikleri için spor hayatından bir şekilde alıkonuluyorsun. Sonrasında zaten o spor aşkı içinde varsa ileride seninle birlikte gelmeye başlıyor bu süreç. Ben fitness'a başladım, fitness'a devam ettim. Uzmanlık alanımı fitness olarak alıyorum. Yaptığın işten bir de şöyle bir şey var. Eğer bu işi gerçekten seviyorsanız, içinizde öğretmenlik ruhu varsa her sektörde iş yapabilirsiniz. Bu matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, işte kimya, coğrafya vesaire. Bu içinizde ölmeyecek olan bir şey. İşimi çok seviyorum. Çok mutluyum bu işi yaptığım için. İnsanlarla iletişim kurmayı, vakit geçirmeyi, yeri geliyor onların derdini dinliyorsun, vakit geçiriyorsun, onlara yardımcı oluyorsun. Eğer gerçekten bu bölümü istiyorsanız, spor bineri, antrenör olmak istiyorsanız bu bölümü seçin. Yani zor durumda kaldığınız için asla bu bölümü tercih etmeyin diyorum. En sevdiğim akademisyen, yani şöyle, biz 1. sınıftan 4. sınıfa kadar bir sürü hoca değişikliği yaptık ve bazılarıyla devam ettik. Bazıları 1. sınıf, 2. sınıflara yöneldi. Aslında hepsini seviyoruz ama yani bana kalırsa en çok sevdiğimiz 2. sınıfta bize Mehmet Cem Satman, hocamız yardımcı oldu. Kendisi FIFA hakemi. Bize gelecekle ilgili çok önemli fikirler verdi, ufkumuzu genişletti, aydınlattı. Sonrasında ise 3. ve 4. sınıfımıza Mesut Cerit hocamız bize çok yardımcı oldu. Sağ olsun bilgileri, hani sadece fitnessle alakalı değil, bu işin bilimi, gelecekte nasıl mesleğe yönelik atılımlar yaparız vesaire, bize bu konular hakkında bayağı bilgiler de bulundu. Son senemiz ise Settar hocamız geldi. Settar hocamız da bizim sevgili Cenk Koçak arkadaşımızın dünya şampiyonu powerlifting. Onun babasıdır kendisi. Çok iyi biri, yani çok iyi bir insan. Sağ olsun bize de son senemize çok yardımcı oldu. Artı olarak Faruk Hoca, Selin Hoca ve basketbol hocamız Burak Hoca. Çok seviyoruz. Arkadaş gibi olduk. Yeri geldi vakit geçirdik, kahve içtik, dertleştik, sohbet ettik. Onun dışında yardımcı oldular her konuda. Hocalarla arkadaş gibi olabiliyorsunuz. Hani diğer bölümlerde bir profesör, öğrenci arasında bir şey var, ilişki var ama bizim bölümde daha çok abi kardeş gibi, ama seviyeni koruduğun sürece her şey daha iyi. Hani hocalarımız çok iyi olduğu için istediğimiz her konuda danışabiliyorduk onlara. Onun için bir sıkıntı yaşamadık. Ya her günümüz dolu dolu geçiyor. Her anımız komik geçiyor. Hani zaten okulda buluştuğumuz an gülmeye başlıyoruz biz. Hani öyle bir bölüm. Kahve içerken gidiyoruz mesela, sürekli eğleniyoruz. Hani buradan çıkıp başka bir yerlere gidiyoruz. Hep böyle sımsıkıyız, aile gibiyiz. Hani gayet güzel içimizde ayrışmalar da olsa da biz belli başlı kişilerle kendi aramızda eğlencemize devam ediyoruz. Hani sürekli hocalarımızın odalarına gidip işte onları rahatsız edip onlarla da komik, işte eğlenceli vakit geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Hani genel olarak böyle sürekli eğleniyoruz. Yani şöyle, biz ilk sınıfta çok kalabalık bir ekiptik. Yemek yemeye gidiyoruz 20-30 kişi yani böyle. Son iki zaten bu sene çok hani seyreldik. 2-3 kişi kalıyorsunuz son sene artık. Dostluklar oluşuyor tamamen. Fikir ayrımcılığı yaşanıyor. Aynen öyle. 2-3 kişi kalıyorsunuz. Öncelikle bu bölüme yeni başlayacak olan arkadaşlarıma tavsiye. Mutlaka spor geçmişiniz olması lazım. Hani bu sektöre işte puanım yetmedi. İşte ben bir şekilde girdim. Nasıl olsa mezun olacağım. İşte benim babamın şu şirketi var vesaire, bu şirketi var. Tamam, yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama gerçekten içinde bu spor aşkı varsa, bu mesleği seviyorsan kesinlikle devam ettirmen lazım. Öncelikle dediğim gibi pişmen lazım bir yerde. Herhangi bir spor salonunda, diyelim fitness, basketbol, mutlaka değerlendirmen lazım yaz aylarında kendi ortamını işte vesaire. Çünkü biraz bu iş şeyle alakalı, ne derler ona, portreyle alakalı. Kendi portreni çizmen lazım burada. Hani insan çevreni oluşturman lazım ki bu sektörde bir yerlerde kazanç sağlayabilesin. Daha demin de bir öncekinde dediğim gibi, gerçekten seviyorsanız insanlarla muhabbet etmeyi, onların derdini dinlemeyi, yardımcı olmayı, bunları seviyorsanız gerçekten bu bölümü seçin. Ya diplomam olsun, nasıl olsa başka bölüme giderim, yani burada çalışırım, polis olurum vesaire gibi değil de gerçekten seviyorsanız bu bölümü seçmenizi tavsiye ediyorum.
Şunu da söylemek istiyorum. Bu bölüme başlayacak olan arkadaşlar mutlaka sektöre atılması lazım birinci sınıftan. Lokman İkim Üniversitesi'nde 4 yılımız aslında şöyle. Beni zorlayan dersler açıkçası ilk başta yani hepimizin her sporcunun zorlandığı derslerden biri. Öncelikle bu bölüme yeni başlayacak olan arkadaşlarıma tavsiye. Ben fitness antrenörlüğü özel birebir personal training'de uğraşıyorum. Söyleyemedim. Ve okulun başından direkt sektöre atılmak gerekiyor bu işi öğrenmek için. Çünkü bu okulun ilk mezunları olmak bence akılda kalıcı bir şey. En sevdiğim akademisyen, bizim bölümün en büyük avantajı da bu. Hocalarla arkadaş gibi olabiliyorsunuz. Ya her günümüz dolu dolu geçiyor. Her anımız komik geçiyor. Hani zaten okulda buluştuğumuz an gülmeye başlıyoruz biz hele. Öyle bir bölüm.